İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi bu dönemki ikinci toplantısını yaptı biliyorsunuz. AK Parti'den faaliyet raporu üzerine sert eleştiriler geldi. Toplantı gündemine damga vuran gelişmelerden biri de AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız'ın Başkan Cemil Tugay'a Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan ile ilgili dikkatli olun, kendisinden uzak durun şeklindeki talebiydi efendim. Faaliyet raporu ile ilgili eleştirilerini sıralayan AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, konuşmasında İzbeton üzerinden kooperatif modeliyle yürütülen kentsel dönüşümde yaşanan ve eksik demir ve hatalı beton skandalı olarak kayıtlara geçen olayı da gündeme getirdi. Yıldız bu kooperatiflerin birinde şu an Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da başkan olduğunu hatırlattı. Konuşmasının son bölümünde Hakan Yıldız, geçtiğimiz dönemin birçok yanlışını somut belgelerle ortaya koyduk. Sizden acilen İzbeton rezaletinde sorumluluğu olanlardan hesap sormanızı istiyoruz. Bu sorumlular en yakınınızda da dahi olsa da bu iradenizi ortaya koymanızı diliyorum. Çünkü şehrin her yerine samimi ve dürüst başkan pankartını siz astınız. Bunu bu şehrin bir seçmeni ve insanı olarak talep etme hakkım var. Şehriyeminden talep ediyoruz. Diyoruz ki İzbeton'da yetki aşımı yapanlar, İzbeton'da evrakta sahtecilik yapanlar, İzbeton'da kooperatifte yetkisini aşıp kooperatifte başkan olup bugün bir siyasi partinin başında olanlar, bu işten kim sorumluysa bugün İzbeton'u bu kente çekleri vurulur hale getirdi. Şimdi Sayın Başkan'dan icraatını bekliyoruz. Dürüst başkanın İzbeton'la ilgili ne yapacağını samimiyetle bekliyoruz dedi. Halk konutları kurduk Sayın Başkan. Ne için kurduk bunları? Sayın Başkan o dönem dedi ki Bayraklı depremi ciddi bir mağduriyet var ve bu sorunu çözmek adına bir model ortaya koydular. Muhtemelen modelin fikir babaları İzbeton'u yöneten anlayışın devamıydı. Ve 40'a yakın halk konut kurduk. Sadece bir tanesi ilerleyebiliyor. O da maalesef zorla gidiyor. Diğer 39 tanesinin maalesef süreci ortada. Şimdi burada da aktif rol alan Ege Şehir Planlamaları AŞ. Eğer Ege Şehir Planları AŞ'yi de bir elden geçirirseniz, anlayışını revize ederseniz belki sağlıklı bir yapıya bürünürler. Çünkü orada ciddi problemler var Sayın Başkan. Sizin bu konuyu eğilmenizi istirham ediyorum. Bir dostun, bir bu kentte denetleme etkisi almış bir grubun grup başkan vekili sıfatıyla söylüyorum. Orada da ciddi problemlerimiz var. Şimdi malum orada mağduriyet çok ciddi hal aldı. Ekonomik koşullar, kredi imkanlarıyla ciddi bir problem var. Oysa Dünya Bankası'ndan kullanılmış bir kredi var. 0,69 olarak açıkladık. İzmir'de modellerin içerisine kondu. Şimdi Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu değerli arkadaşlar. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı bu kooperatiflerin de 0,69'dan faydalanmasını arzu ediyor. Fakat bir sorun var. Niye? Çünkü kooperatifleri kurdurduk. Tapuları kooperatife devrettik. Dünya Bankası'nın kredi kullandırma standartlarında mülkiyetin şahıslı olması gerekiyor. Şu an daire başkanlığımız bu mevzuat sorunu da çözmeye çalışıyor. 15 güne kadar inşallah bunu da çözeceğiz. Ama gelin el ele verelim. Halk konutlarla ortaya çıkan bu çelişkiyi, bu sorunu ve bu mağduriyeti ortadan kaldırmaya biz hazırız. Bakanlığın bu 0,69 kredisini kıymetli buluyoruz. Bakınız, o günlerde Sayın Tunç Soyer bir Dünya Bankası fırtınası kopardı. Bu meclisteydik. AK Parti grubu olarak dedik ki Sayın Başkan, kenti ve depremzedeyi yanıltmayın. Ortada başlatmadığınız, finale daha taşıyamadığınız bir süreci bitmiş gibi göstererek o günkü genel başkanı da yanıltarak bir ifade kullanmayın.